Peki senin araban yok mu o gün? Mehmet'i görelim. Benim araba vardı. Kasım Çelik'in arabası oraya gidecek için. Kasım Çelik'in arabası oraya gidecek için. Ben Kasım'a dedim ki ben arabamla gitmeyeyim. Senin arabayla gidelim dedim. Tamam kardeşim. Neden? Ben Selim'im. Neden? Ben Sendav'a uğradım. Neden Kasım Çelik'in arabasıyla gidiyorsun da kendi arabanla gitmiyorsun? Zaten aynı yere araba gidiyor. Kasım Çelik'in arabası geliyor. Tamam, ben şu anda Belkuyu Mahallesi sakinlerine sesleniyorum. O gün senin araban kırmızı mıydı? Kırmızı mı senin araban? 1972 model kırmızı bir araba. O arabayı 15.52 sıralarında tam Yasir'in kaybolduğu saatlerde, dakikalarda köy içinde hareket halinde görenler var ve konuşmuyorlarsa bilmiyorum, sizi vicdanınıza baş başa bırakıyorum. Mehmet Yaman niye şimdi, Mehmet Bey siz neden ifade değiştirdiniz şu anda? Bilir miyim? Yo, ben bir şey söylüyorum bak. Neden ifade değiştirdin? Dünkü Kasım'dan sonra mı ifade değiştirdin şu anda? Hayır hocam, asla. Kasım'a sen ne dedin sorun bize ne ve bana yapacağım oraya geldiğinde? Ne dedim işte yani. Bak bitireyim. Ne olursa olsun Kasım'la, o raporda yapacağım bak, orada. Kasım'la birlikte ava gittik dedin. Evet, ama dün Kasım, dün Kasım deyince gitti, ben de ava gittim bak. Buraya bak, hayır, 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 beraber hayır, beraber ava gittik lütfen, dedin. Lütfen. Beraber ava hayır gittik dedin. Beraber avdaydık. Yani. Hatta dedin ava ki gittiğimiz, onun arabayla gittiğim için beraber ava gittik dedim. Bir dakika, artık hepsi farklı şeyler buna bunların. Evet, farklı şeyler yani. Bir saniye. Benim dedin yanımda şahidim var dedim bak. İyi hatırlıyorum ben. Evet, var Kasım abi, senin şahidin oluyor ama Kasım dün bağlanıp da ben onu uyardım. Dedim ki bak HTS'lere bakılacak. Ona göre konuş. Bakılsın hocam. Ha, ona göre konuş dediğimde Kasım diyor ki ben onun arabası olmadığı için diyor Didem Hanım. Götürdüm onu oraya bıraktım diyor. Ben diyor kendi yerime gittim diyor işim için diyor. Tamam. Kasım sen Mehmet Yaman'ı nerede gördün? Nerede karşılaştın? O mu seni çağırdı? Nasıl gittiniz bu ava? Bir anlatır mısın? İyi yayınlar ablacığım. Ben onun evinin önüne oğlunu getirmiştim saat 5 civarında. Tamam. Konya'dan getirdim. Tamam. Bana çay teklif etti. Ben de tel sökmeye gideceğimi söyledim ona. Tamam. Yani Kasım, o da o zaman Kasım, ben de gideyim de kekliği bir bastırayım dedi. Kasım senin oğlunu ya onun oğlunu daha doğrusu oradan getirmek için bayram mı böyle bir teklifte bulundu? Oğlumu bana mı getir dedi? Dilik kendisi bana söyledi. Benim oğlan da gelecek, onu da getirir misin gelirken diye söyledi. Tamam, oğlunu getirdin. Dilik diyorsunuz siz Mehmet'e. Getirdin, tamam. Sonra ne oldu? Çocuğun valizi vardı. Valizini kendisini evin önüne indirdim. Dilik bana çay teklif etti. Ben işim var, gideceğim dedim. Nereye gideceksin? Böyle böyle tel sökmeye gideceğim dedim. O zaman ben de gideyim dedi. Kekliği bir bastırayım dedi. Kekliği bastırayım tamam, dedi. Tamam gidelim, bence bir sıkıntısı yok dedim. Saat kaçta gittiniz? He. 17 gibi mi gittiniz? Yani 5.30 civarlarında falan. Saati tam olarak hatırlamıyorum ama 5.30 civarı. Çünkü ben 5 çeyrek gibi falan geldim evin önüne. Tamam, yanında ne vardı peki? Niye kendi arabasını götürmüyor da senin arabanla gidiyorsunuz oraya? Onun kendi arabası zaten doğru dürüst değildi. Her yere gitmezdi öyle. Bunu köylü biliyor yani. Sen onu aldın oraya götürdüğüne yani Akore'ne yemin ediyor musun? Şerefin üzerine yemin ediyor musun? Neye yemin ediyor muyum ablacığım? Aldın Kasım'ı götür, pardon şeyi Mehmet Yaman'ı götürdün, ava götürdüğüne şerefin üzerine yemin eder misin? Evet yemin ederim, ben Dili'yi ava götürdüğüme dair yemin ederim. Götürdün orada, yanında kaldın mı kalmadın mı, oraya mı bıraktın? Kalmadım ablacığım, ben onu bıraktım. Muhtarın bahçesi var, o bak, mevkiye bıraktım. Bak. Ben kendim tel sökmeye gittim. Ha, kirişlerin doğrusu diyor ya Dilik. Ha. Yavuz biliyor oradaki doğruyu, niye söylemiyor? Tamam dur bir dakika, bir dakika. Mesele... Ben yazıyorum zaten. Dur yazıyor, bir dakika. Bekle Ercan'ın... bir dakika, dur. Bekle bir saniye. Sen sonra onu orada bıraktın. Sen ne kadar uzaklıkta bir yere gittin? Yaklaşık 500 metre ya da sen dedi ki 600 metre olsun. Tamam. Sonra seni nasıl çağırdı? Uzaktan dolandığım için öyle. Tamam. Sonra aranızda bir görüşme olduğunu iddia ediyorsun. HTS kayıtlarına göre böyle bir görüşme o saatlerde yok. Sonra seni arıyor. Sen ne konuştunuz? Nasıl yok ablacığım? Beni aradı Dilik.
Saat bak Dilek'in telefonunda Mehmet'in ifadenle HTS kayıtlarına göre Mehmet'in telefonu bir 15.52'de aktif. 15.52'de oğluyla konuşuyor. Arkasını ya da Mehmet'in başka bir telefonu var bilmiyoruz. Arkasından 19.52'de seninle sadece 3 saniyelik falan sadece 3 saniye. 1, 2, 3. Zaten bu kadar sürede seni arıyor. Sonra telefon bir daha bir aranızda görüşme gerçekleşmiyor. Dur adım adım gidiyoruz. Sonra seni aradı diyelim. Seninkinin dediğini kabul edelim. Aradı. Ne dedi sana? Saat 19 gibi, 20 gibi. Bana köyde beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz evet. Beni aradı, köyde Yavuz'un çocuğunun kaybolduğunu anonstan söylemişler. Köyden telefon gelmiş Dilek'e. Tamam. İşte şimdi orada iş karışıyor. 3 saniye kadar bir 3 saniye ya da 5 saniye bilmiyorum. Tamam. Benim şarjım bitti kapandı zaten. Mehmet Yaman oysa bize yayında ne demişti onu kestiniz inşallah değil mi arkadaşlar? Mehmet Yaman bize yayında ne dedi? Hadi bir gelsin ekranlara. Benim yanımda şahitli olarak arkadaşım Kasım Çelik vardı. Kaça kadar Kasım Çelik'le beraberdin Mehmet Bey? Ne zamana kadar biliyorum hanımım bana telefon çekip de köye Yasin kayboldu ne duruyorsun neredesin dediğine kadar ben dağdaydım. Akşam ezeninden sonraydı. Yavuz da zaten geziyormuş motorla benim hanım görmüş. Hatta benim telefonumdan Kasım Çelik bir arkadaşımı da aradı dağdan. Adı ne? Adı benim ne Mehmet Bey? Benim canlı şahitim var. Kasım'ın yanına geldim. O adam tel çökerdi. Yanına geldim. Onun oraya geldiğimde hanımım yine aradı beni. Bak yine aradı. Kasım Çelik'in yanında. Mikrofonu açtım duysun diye. Benim silahın ruhsatı yoktu. Ben oradan geldim. Kasım da dedi ki ya hanımın böyle böyle dedi. Hatta tüveyi buraya koyalım mı? Yok oğlum götürelim dedim. Bindik geldik. Aradı ablacığım neyi aramadı diye. Aradığı şey neyi aramadı diye. Buyurun. Şimdi, hoparlörü açmışsın Mehmet. Kasım da duymuş. Öyle bir şey oldu mu? Hı? Bana mı sordunuz hocam? Ha Kasım sana sorduk tabii ki. Vallahi orasını hatırlamıyorum. Ama ben orada teli söktükten sonra Seyfullah Kasım, Yıldırım bak, hakkında Kasım, bir arkadaşımız Kasım, var. Guderdi. Kasım en ufak buyur detayı hatırlıyorsun. Çocuğu getirdiğini hatırlıyorsun. Onun karısının yanında hoparlörü açıp evet, telefon... Evet hatırlıyorum. Ama hoparlör meselesini hatırlamıyorsun. Ha Kasım? Niye yalan gülüyorsun? Yalan söylemiyorum, hatırlamıyorum onu. Yalan peki sen söylüyorsun. Ama yanından... Evet yani onu soracaktım. Mehmet Yaman'ın telefonundan... Ben onun telefonundan evimi aramıştım onun telefonundan. Evini aradın. Arasaydın çıkacaktı orada. Orhan Bey, evet. Biz şurada aslı kalalım. Var mı böyle böyle şu diye. Şu anda hoparlör meselesi... Kasım o sırada yok yanında. Hoparlör de açılmamış. Tabii, tamam tabii. Kasım. Çok net. Hoparlör açılmamış. Öyle bir arama yok çünkü. Mehmet sen karını aramadın. Tamam mı kardeşim? Öyle bir hoparlörü de bak duymamış. Niye bize yalan söylüyorsun? Hocam ben yalan söylemiyorum. Söylüyorsun. Ben gerçekler nedir? Bak gerçekler nerede nedir inmiş, onu Mehmet'e anlatıyorum. Sorsana. Bak karım beni aradı. Yasin kayboldu dedi. Öğrenin de nerede inmiş dedim abla. Söyle cevap ver. Öğrenli'den nerede indin? Öğrenli'den nereye indirdi seni Kasım? Gerçekten. Öğrenli'de Bıttır Kerim'in Möldüğün tarlası olmaz. Var ya yolun kıyıdaki tarla. Ercan'ın başından geliyorum. Dedomar'ın Kerim'den aldığı yerin altına geliyorum. O sinyal veriyorum şeyi getirin. Tamam mı? Şimdi bak şöyle olmuş olabilir mi Mehmet? Konuşuyoruz şimdi bir yani. Evet hocam. Beyin fırtınası yapıyoruz. Beyin fırtınası yapıyoruz. Onun İngilizcesi adı vardı da unuttum. Kasım'ın dediği yer ile bunun dediğinin yeri de arasında yani, çok yani var. Yani düşünüyoruz. Bunların hepsi de bir iddia. Bak dur bekle. Diye. Bekle düşünüyoruz ve bunların bir iddia, bir senaryo. Sen çocuk senin olduğu tarafa geldi. Biraz aslında seninle ilgili iddialar, gelinine yaptığın meseleler, dedenle ilgili meseleler geçmişin biraz tabii bizim kafamızı kurcalamıyor değil. Şimdi şöyle bu HTS kayıtlarında da senin karınla ilgili bir HTS görüşmesi olmamasına rağmen sen ısrarla diyorsun ki ben görüştüm. Şimdi telefon evde kaldı. Çocuk orada geldi. Sen çocuğa bir şey yaptın. Tamam mı? Sonrasında panik oldun. Çocuğu aldın götürdün. Muhtarın olduğu araziye çocuğu oraya götürdün. Oraya çocuğu sakladın. Bunu düşünüyorum yani. Çocuğu oraya sakladın. Sonra eve geldin. Sonra o çocuğu oraya gömmen lazım. Ve kendine de bir şahit bulman lazım. Kasım'a dedin ki
Ben de o tarafa akşam saati saat 17, 17'den sonra keklik basmaya neden gidilir? Alıyorsun Kasım'ı da çünkü Kasım'ı kendine şahit göstermen lazım. Kasım'ı aldın. Tamam mı kardeşim? Oraya gittin. Kasım da ileri bir yere gitti. O çocuğu o civarda bir yere gömdün. Çünkü kendine şahit oluşturman lazım. Sonra eve geldin. Ve o çocuğu sen öldürdün. Kesin yani. Ha Mehmet. Anlamadım, bir daha tekrarla. Bir daha tekrarlıyorum senaryoyu. Sabırla tekrarlayacağım. Çocuk 15-52 civarında senin olduğu tarafa geldi. Duydun mu? Evet. Sonra sen o çocuğa başına bir şey getirdin. Adını koymak istemiyorum. Arkasından o çocuğu evet. arabana koydun. Muhtarın olduğu tarafa gittin. Arazinin olduğu tarafa gittin. Çocuğu o taraflara bir yere sakladın. Sonra eve geri geldin. Kendine şahit yaratman lazım. Kasım'a da dedin ki beni o tarların olduğu tarafa götür. Keklik basacağım dedin. Saat 17 civarı falan. Kasım da o civarda. Çünkü sen o sırada karından bir şey aslında duymadın. Sen çocuğun kaybolduğunu zaten biliyordun. Çocuğu oraya bir yere gömdün. Sonra Kasım seni tekrar geri getirdi. Çünkü senin karınla aranda bir telefon görüşmesi yok. Telefonun evde sinyal veriyor. Telefonu da evde bıraktın. Mehmet sen o çocuğu öldürdün mü? Benim telefonum yanımdaydı. Hayır değildi. Yanımdaydı. O zaman Kasım namus üzerine yemin etti. Ona da mı inanmıyorsunuz? Kardeşim de Kasım seninle. Ben de değil mi? Yemine mi inanalım, Evra'a mı inanalım şimdi ya? Şimdi şöyle bir şey var hocam bir de var. Ben Mehmet Yaman'la ilgili şu anda yerde ben sevgili izleyiciler var. Mehmet Yaman'ı şu anda anlattıkları ile ilgili olarak Kasım Çelik'in anlattıkları ile ilgili olarak ekrana getirdiğimiz sizlerle ilgili olarak yorumlarınızı bekliyorum. Allah aşkına ya. Allah aşkına Didem ya. Didem abla. O muhtarı yani Mehmet'i indirdim dediği yer var ya. Orada Ercan'la Mevlütcan bir define için bir yer kazdılar. 2,5-3 metre derinliğinde. Aa. Ama bak olayın ne zaman öncesi mi sonrası mı tam hatırlamıyorum. Olaya bakılması istiyorum ben. İndirdim dediği yerde orası var bak. Kasım'ın Mehmet indirdim dediği yerde bak. Orada bir define şeyi var. Çukuru var. 2,5-3 metre derinliğinde. Hala çukur olarak mı duruyor yoksa kapatıldı mı? Ondan sonra farkında değilim hocam bak. Arama ama yapıldı ben mı? Bak, ama çocuktan önce bu olay kazıldı. Hayır ama sonra bak orayı da hatırlamıyorum. Ama oraya çukur kazdılar. Bak Ercan'la Mölütcan kazdı onu da. Peki bir şey söyleyeceğim. Oraya bakılmadı mı? Hatırlamıyorum dedim abla. Ben bilmiyorum yani. Bakıldılarsa daha ben bilmiyorum. Ha indirdim dediği, Kasım'ın indirdim dediği yer Mehmet'in orası. Fakat Mehmet'in kendi bana söylediği yer bunların o dediğim şeyi getirirseniz ben göstereyim. İkisinin arasına indirdim diyor. Daha Kasım'a yakın gösteriyor kendini. Daha öncekinde de kekliği bu telin olduğu yerde bastırdım koca dorunun dibine dedi. Tel topladık dedi ya. Bir arada teli beraber topladık dedi Kasım'dan dedi. Ve yanımda dedi. Röportajda ben buraya yazıyorum. Kasım Çelik kayıtlara düşsün diye söylüyorum. Bu yayınlar bir belge niteliğinde ve delil niteliğinde. Sen o sırada yanında mıydın, değil miydin? Karısı aradığında hoparlörden bunu duydun mu, duymadın mı Kasım? Duymuyorum Kasım'ın sesini. Hakkı istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Kasım soruma yanıt ver önce. Sen karısı aradığında hoparlör oradaydı. Kasım da duydu dedi. Duydun mu duymadın mı Kasım? Beni önce aradığında Dilik karısının arayıp da söylediğini söyledi bana. Kasım ben sana başka bir şey söylüyorum. Sen onun yanındaymışsın. Hoparlörü de açmış. Sen de karısıyla olan konuşmayı duymuşsun. Duydun mu duymadın mı Kasım? Ablacığım yanımdan telefon açtı ama nereye açtığını bilmiyorum. Ben de açtım onun telefonundan evime telefon. Yani var ya yazıklar olsun ya. Bir çocuk 5 yaşındaki bir çocuk orada bir yerde öldürmüş birileri. Biriniz öldürmüşsünüz o köyde ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun var ya. Yazıklar olsun hepinize yani. Hala birbirinizin açığını kapatmaya çalışıyorsunuz ya. Kapatmıyorlar. Vallahi ya o çocuğun ruhu sizi rahat bırakmasın. Geceleri uyuyamayın inşallah. İnşallah yani. Biliyorsanız ve susuyorsanız inşallah gün yüzü görmezsiniz. İnşallah. Verdik arayı.